Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda çok çikolatalı, yumuşak pişim yani namı değer sohbet kurabiyeler yapacağız. Burada biz çikolatalı yapacağız ama siz isterseniz içerisine renkli bonibonlar, çeşitli meyveler, kakaolar, aromatik her şeyi koyabileceğiniz mükemmel bir kurabiye reçetesi şimdi sizlerle. Hadi bakalım başlayalım. Kurabiyemize başlarken biz stand mikseri kullanacağız ama siz isterseniz elle yoğurarak da yapabilirsiniz. Burada 200 gram kadar oda sıcaklığında tereyağım var. Duygu ben tereyağı kullanmak istemiyorum derseniz margarin de kullanabilirsiniz ama ben margarin çok kullanmıyorum biliyorsunuz artık. Tereyağımı koydum. Tamam mıyız? Sonra stand mikserimi kapatıyorum. Tekrarlıyorum. Dediğim gibi bunu elle yoğurarak da çok güzel yapabilirsiniz. İlk önce tereyağımız ve bir su bardağı kadar toz şekerimi krema haline gelene kadar çırpacağım. Ardından 3 su bardağı kadar unum var. Ben her zaman çok amaçlı un kullanıyorum veya özel amaçlı un yazar paketlerin üzerinde ondan kullanıyorum. Sert un kullanmıyorum. Tamam mı? Şimdi krema haline getirdikten sonra şeker ve tereyağımızı unumuzu ekleyeceğiz dedik. Su bardağı derken ben hep diyorum gramaj ölçüleriyle çalışmamız gerekiyor. Su bardağı derken hangi bardakla şekeri ölçtüyseniz aynı bardakla da unu ölçün. Anlaştık mı? Farklı bir bardak kullanmayın. Şimdi bunu harmanlayalım. Eğer ki çok yumuşak gelirse biraz daha un ekleyebilirsiniz. Eğer çok da sert gelirse bir tane yumurta ekleyeceksiniz. Toplam biz 2 tane görüyorsunuz large yumurta kullanacağız. Tamam mıyız? Hadi bakalım şimdi çevirmeye başlayalım. Tereyağımız, şekerimiz. En hızlı alıyorum. İçerisine ben şöyle parçaları ayırdım. Çikolatamı koyacağım. Damla çikolata koyabilirsiniz. Renkli bonibonlar koyabilirsiniz. Dediğim gibi içerisine aromatik bu noktadayken her şeyi koyabilirsiniz. Göz kararı ben yaklaşık olarak 200-250 gram kadar çikolata koyuyorum ama bu tamamen isteğe kalmış. İsterseniz içerisine tarçın bile koyabilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kurabiyelerimizi alıyoruz. Bakın ne kadar güzel oldu. Biraz kuru olursa malzemelerin sıcaklığından dolayı değişebilir. Eğer birbirine yapışmıyorsa bir tane daha veya yarım yumurta daha ekleyebilirsiniz. Böyle aldım. Ben normalde dağınık dağınık bırakıyorum. Böyle parmak izlerim kalsın istiyorum. Şimdi bunları bakın bayağı büyük yapıyorum. Gördünüz mü? Belki bir tık daha küçük yapabiliriz. Aldım. Pıt 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 parmaklarımla bastırarak dağıtıyorum. İsterseniz siz bunu çok daha düzgün de yapabilirsiniz. Şimdi bütün tepsiyi dizelim. Ondan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kenarları renk alana kadar yani bir 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Görüyorsunuz harikulade gözükmüyor mu? Bakın bir tanesinde şu an çok sıcak, çok zor tutuyorum. Şöyle. Bakın şu güzelliğe bakın. Şimdiden ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet bal şekeri olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel.